Gelecek BT kanalında omurga sivişler diyorduk. Şimdi omurga sivişler deyince şöyle büyük bir omurga sivişi olan CLR-SWT-5736F model numaralı omurga sivişin çok farklı, çok özel bir özelliğini tanıtacağız. Şöyle ki öncelikle bu omurga switch 24 port SFP yuvasına sahip. 8 RJ45 girişi, 4 tane SFP Plus yuvası ve 2 tane de Out of Band Management portu var demiştik önceki videolarımızda. Bizim anlatacağımız özellik şu iki Out of Band Management özelliğinden burada bulunan Ethernet portu. Şöyle, normalde switch'in yönetim arayüzüne ağ üzerinden ağa dahil olan portlarından gelip yönetim arayüzüne giriş yapabiliyoruz. Ancak pratikte öyle durumlar olabilir ki bu omurga switchler çok büyük bir ağın merkezinde konumlandırıldığı için bu fiber yuvalarına birçok sahadan fiber optik bağlantılarla başka toplama switchlerden veya kenar switchlerden bağlantılar geliyor. Eğer ağınızı planlarken bir hata yaptıysanız ve ağın devamında bu merkez noktanın dallarında herhangi bir yerde bir loop oluşumu varsa, yani switchler birbirine loop oluşturacak şekilde link bağlantıları yapılmışsa, o zaman daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi bir broadcast storm oluşumundan dolayı bu ağ tüm band genişliğini o broadcast storm'a ayırmak zorunda kalacak. Yani switch'in bütün portlarından broadcast fırtınası şeklinde paketler gidecek. Switch aslında çalışmaya devam edecek ama bütün band genişliğini bu broadcastlere harcamış olacak. Hiçbir şekilde faydalı Ethernet trafiği bu portlardan akamayacak. Tüm kaynaklar broadcast storm için harcanmış olacak. Dolayısıyla siz normal ağ üzerinden veya direkt kabloyla bağlantı yaparak bu switch'in arayüzüne giremeyeceksiniz. Çünkü sizin paketleriniz artık band genişliğinde yer bulamayacak. Dolayısıyla sizin böyle bir kaos durumunda sahaya gidip loop'u çözmeniz lazım fiziki olarak. Veya sizin bu switch'e uzaktan hiç başına gelmeden bu bandın dışından başka bir porttan erişebiliyor olmanız lazım ve bunun arayüzüne girebiliyor olmanız lazım. Bunu normal geleneksel switch'lerde, birçok switch'te herkesin bildiği gibi bir konsol portu vardır. Seri arayüzdür bu. Buraya uzaktan bir GPRS modem üzerinden bir seri dönüştürücüyle, seri Ethernet dönüştürücüyle veya başka bir ağ mevcutsa lokasyonda, o ağ üzerinden yine seri Ethernet device server, seri Ethernet seri sunucuyla buraya düşebiliyordunuz. Bunu anlatmıştık önceki videolarımızda, uygulamasını yapmıştık. CLR-STW110 seri Ethernet çeviriciyle buraya düşmüştük. Ama bu pratik bir şey değil çünkü seri Ethernet çevirici bulundurmanız gerekecek. Onun yerine çok daha pratik olan bir port daha eklenmiş bu switch üzerinde. Bunu piyasadaki switchlerde çok nadiren görebileceğiniz bir özellik bu. Bu da bir Ethernet portu. Out of Band Management için ayrılmış bir Ethernet portu. Ama bu portun diğer bir ağ trafiğiyle hiçbir alakası yok. Bu farklı bir interface. Ya burası örneğin VLAN 1 interfaceyi ise bu portlar. Burası, bunun ismi farklı bir ismi var. Örneğin Ethernet 0 gibi bir interface ismi var. Bunun IP adresi farklı. Buradaki bloğun IP adresleri farklı. Yani siz gelip buraya uzaktan yine bir harici bir yolla, bir harici bir Ethernet ağınız varsa onun üzerinden veya yine GPRS modemle gelip buraya bir peş kablo atıp harici bir ağa, bunun IP adresinden direkt login olabilirsiniz. Buradaki loop oluşumuna sebep olan portlar hangisi ise o portları buradan giriş yapıp shutdown yapabilirsiniz ve loop'u engelleyip normal trafiği akışını sağladıktan sonra buradan çıkarsınız ve inbound olarak band içinden tekrar bu switch'e eskisi gibi ulaşılabilir hale gelirsiniz. Şimdi bunun bir uygulamasını yapacağız. Bu switch'i normal trafiğiyle çalıştırma esnasında bağlanacağız bu switch'e. Yönetim arayüzüne gireceğiz. Herhangi bir sorun olmayacak. Sonra gideceğiz. Şöyle bir switch'le, bu da yine bir kenar switch. Bu porttan şu şekilde bir bağlantı yapacağız.
Bunu yaptığımızda normalde hiçbir sorun yok. Ama ikinci bir bağlantı daha yaptığımızda herhangi bir portundan burada bir loop oluşmuş olacak. Bu loop oluşumundan dolayı hem bu switch'in hem bu switch'in tüm trafik bant genişliği bu broadcast storm'a ayrılmış olacak ve bizim artık buradan bağlı olan bilgisayarımız buna ping dahi atamayacak. Hiçbir şekilde arayüzüne giremeyecek. Bu durumda biz de ne yapacağız? Bilgisayarımızın bağlantısını buradaki Ethernet farklı bir arayüze sahip olan Ethernet portuna bağlayacağız. Buradan giriş yapacağız. Şu portlardan herhangi birisini kapatacağız ve loop'u engelleyeceğiz. Daha sonra buradan çıkıp normal inbound management olarak bağlantımızı eskisi gibi yapacağız ve sorunun çözülmüş olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla sahaya gitmeden bir troubleshooting yapmış olacağız aslında. Bu core switch'imiz şehir dışında bir noktadaysa, bir POP noktasındaysa örneğin, hiç sahaya gitmenize gerek kalmadan bir problem çözmüş olacaksınız. Şimdi bilgisayarımızın başına da geçelim. Bu uygulamamızı yapalım. Bilgisayarımızı açtık. Senaryomuz biraz önce anlattığımız gibi şu şekilde resime dökebiliriz. Burada gördüğünüz port ve burada gördüğünüz port karşıdaki switch'in bu portlarıyla bağlantı yapılmış ve burada bir loop oluşumu sağlanacak biraz sonra. Şimdi bu loop oluşumu sağlandığında ve bu switch, her iki switch'in bütün kaynakları broadcast storm'la uğraşırken bizim pingimiz buradan düşecek. Normal management IP adresi 192.168.254.1. Normal management IP'si bu. Out of band management IP adresi de bu. Biz normalde bu bağlantı yapmadan önce bilgisayarımızdan direkt bağlı olacağız buraya. Şuradan herhangi bir porta. Ve bu management IP adresine ping atabiliyor olacağız. Ve bu arayüzde browser arayüzünden de bu IP üzerinden giriş yapabiliyor olacağız. Önce ping'i başlatacağız buradan. Sonra loop oluşturacağız. Ping'in düştüğünü göreceğiz. Ping düştükten sonra bağlantımızı ağ üzerinden gelen, böyle sembolik olarak çizdiğimiz ağ üzerinden gelen bağlantıyla, harici bir ağla direkt out of band management portuna alacağız bilgisayar bağlantımızı ve şu IP adresine login olacağız. Sonra buradan login olduktan sonra şu portlardan bir tanesini shutdown yapacağız. Loop'u engelleyeceğiz. Loop oluşumunu keseceğiz. Bu loop'u kırdıktan sonra trafik normale dönecek ve tekrar inbound olarak buradan bağlantımızı yapacağız. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. Switch'lerimizi açtık. Öncelikle bu core switch'imizi şuradaki herhangi bir portundan, örneğin 24 numaralı porttan bağlanalım. Bilgisayarımızı bağladık. Buradan bir ping başlatalım hemen. Bu komut satırı sol taraftaki ne core switch'e, normal management IP adresine ping başlatalım. O da neydi? Ping 254.1'di. Sürekli ping atsın. Şu anda gördüğünüz gibi pingimiz başarılı bir şekilde normal management IP adresine gidiyor. Bir de şu yan tarafta da out of band management IP adresine ping başlatalım. O da bir yandan gitsin. Bu tabii şu anda ping atamayacak. Out of band Ethernet arayüzüne bir bağlantımız yok şu anda. 255.1 de onun IP adresiydi. Bunu başlattık. Sol taraftaki pencerede ping akıyor. Burada gördüğünüz gibi ping timeout. Şimdi gidip burada şu loop oluşturacağız. Loop oluşturduğumuz anda ping'in düştüğünü görmemiz lazım. Hemen loop'u yapıyoruz. İki switch arasında iki tane bağlantı aktif hale getiriyoruz. Bağlantıyı aktif hale getirdik. Birazdan ping'in düştüğünü göreceğiz. Evet. Request timeout oldu. Şu anda şu loop'u oluşturmak kaydıyla her iki switch'i de broadcast storm'la meşgul ettik. Aslında switch'ler kilitlenmedi. İşlemcileri çalışıyor ama bütün band genişliğini bu fırtınaya ayırmış durumdalar. Dolayısıyla bizim ping'imiz bilgisayarımızdan normal inbound olarak gönderdiğimiz, şu IP adresine gönderdiğimiz ping'imiz başarılı değil. Timeout oluyor. Biz de ne yapacağız şimdi? Sahaya gidemiyoruz. Çok uzaktayız. Harici bir kanal üzerinden şu out of band management IP adresine bir patch kabloyla bağlantı atacağız. Ya da hazırda bağlantımız mevcut olacak. Önemli bir POP noktamız da bu. Sürekli bağlantımız hazır olacak.
felaket senaryoları gerçekleştiğinde buradan gelmek için bunu hazırlamış olacağız. Hemen şimdi şu bağlantıyı yapalım ve şu pinginde, buradaki pinginde geldiğini görelim. Bilgisayar bağlantımızı OOB Out of Band Measure portuna alıyoruz. Aldık ve bu pingin geldiğini göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi Out of Band Measure Type adresinden bağlıyız. Switch şu anda bütün ledleri deli gibi yanıyor çünkü broadcast storm'la uğraşıyor. Biz buradan patch kablomuzu attık. Buraya bağlantımızın aktif olduğunu test ettik ping atarak. Şimdi bu browser'a gidip bu IP adres üzerinden bağlantımızı yapacağız. Browser penceremizi açalım. IP adresini yazalım buraya. Out of Band Management interface'imizin IP adresi 255.1 yazdık. Gördüğünüz gibi hemen Switch çok meşgul olmasına rağmen bu arka kapı diyebiliriz buna. Bu arka kapıdan dolandık. Yani kurtarma yolumuz, alternatif bağlantı yolumuz var. Bu bağlantı yolu bizim için bir arka kapı şeklinde kurtarma yöntemi haline geldi. Gördüğünüz gibi Switch'in arayüzüne düştük. Şu anda ilk açılış ekranı 18 ve 23 numaralı portlar diğer Switch'e giden loop oluşan portlar. Biz de Out of Band Management portundayız. Şimdi gideceğiz buradan örneğin Port Manage'den Port Config'e gidip loop'a sebep olan portları buradan görüp şu yeşil yanan 18 numara ve burada yeşil yanan 23 numara. Bunlardan herhangi birini disable ettiğimiz zaman hepsi enable modda bunların. Örneğin şu 18 numaralı port disable ettiğimiz anda tekrar inbound'dan bağlanabilir olacağız. Disable ettik bunu. Save edelim. Apply diyelim. Apply dedik. Şu anda bakın sadece karşıdaki switch'le bağlantımız 23 numaralı porttan. Şimdi tekrar bilgisayarımızın bağlantısını, Ethernet bağlantısını Out of Band Management'tan söküp tekrar buradaki bağlantıyı söküp tekrar inbound portlarını alalım. Bakalım pingimiz geri gelmiş mi? Switch'ler düzelmiş mi? Hemen. Hatta şimdi bakalım ping penceremizde ping penceremizde bir yandan açık olsun. Şu timeout olan tarafın pinginin geri dönmesini bekliyoruz. Burayı sökeceğiz. Buranın geri geldiğini göreceğiz. Out of Band Management'ı söküyorum. Söktüm. Gördüğünüz gibi burası gitti. Inbound'a takıyorum. 24 numaralı porttan bağlantıyı yaptım. Bakın burası geldi artık. Gördüğünüz gibi normal band içinden bağlantıyı sağlamış oldu. Yani switch üzerindeki adeta bir arka kapı şeklinde çalışan Out of Band Management portunu kullanarak bir troubleshooting yaptık. Sağdaki kilitlenmiş olan ağı arka kapıdan dolaşıp bağlantı yapıp sorunu çözdükten sonra tekrar faydalı trafiği geçirebilir hale getirdik. Sorunu çözmüş olduk. Ve bunu yaparken de hiç zaman kaybetmedik. Çok hızlı bir şekilde bunu halletmiş olduk. Bu switchlerimizin detaylarını incelemek için videomuzun açıklama bölümündeki linkleri tıklayabilirsiniz. İyi günler, teşekkürler.